Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bugün 3 Temmuz 2022 haftanın son ana haber bülteni ile karşınızdayız. Öğretmen atamalarında branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. En fazla atama yapılacak ilk 5 branş okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği. Detaylar haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesini internet sitesinden duyurdu. 1 Eylül'de gerçekleşecek atama sonuçlarının kontenjan listesinde birinci sırada 7503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği bulunuyor. Okul öncesi öğretmenliğini 2223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği takip ediyor. Toplamda 99 alanda öğretmen ataması yapılacak atamalarsa 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Asgari ücrete geçtiğimiz günlerde artış olmuş ve 5500 lira olmuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale'de katıldığı açılış töreninde asıl artışın yılbaşında olacağını söyledi. Asgari ücrete yapılan zam bazı çevreleri memnun etse de bazı çevrelerce yetersiz bulundu. Tartışmalar devam ederken AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale'deki açılış töreninde konuya dair açıklamalarda bulundu. Esas artışın yılbaşında olacağını söyledi. Asgari ücret artışı dün bitti. Şimdi bugün baktım bazı gazetelerde şu eleştiri var. Efendim 100 lira işverene az bir destek. Ama iyi değerlendirelim. Esas asgari ücretin düzenlemesi Ocak'ta yapıldı. Hatırlayın, damga vergisi, gelir vergisi bunlar düzenlenmedi mi? Kişi başı 450 lira o zaman düşmedi mi? Bu ilave 100 lira demek. Esas artış %50 ile o gün olmadı mı? Bugün ilave demek. Ve yine söylüyorum, esas düzenleme, esas artış yine yılbaşında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı Ocak'tan Ocağı'dır. Biz bir iddia içerisindeyiz. Bülent Turan, işçilerin enflasyona ezilmemesi için devletin büyük adımları olduğunu söyledi. Maaşlımız, alt gelir grubumuz, işçimiz sıkıntı yaşıyor zamlardan dolayı. Bunda enflasyona ezilmesin diye de devletin büyük adımları var. O zammın oranında ilave zam yapmak, benzer işler yapmak tümümüzün görevi. O yüzden diyorum ki, ülkemizdeki konjonktürel sorunları aşacağız, geriye baktığımızda söylemimiz hatıramız kalacak. İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler yakında bulunan evlerin bahçelerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına helikopterlerle havadan destek verildi. Orman yandı, alevler evlerin bahçelerine sıçradı. İstanbul'un Beykoz ilçesinin Baklacı Mahallesi'nde bir ormanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Yakındaki evlerin bahçelerine sıçradı. Çevredeki vatandaşlar yangını ihbar etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken havadan da helikopterle destek verildi. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesindeki atıklardan çıkan yangın sonrasında hidrojen sülfür gazı kokusu etrafta paniğe neden oldu. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler gaz zehirlenmesine karşı çevredeki vatandaşları uyardı. Bir itfaiye eri yangın söndürme çalışmalarında yaralandı. Manisa'da atıklardan yangın çıktı, gaz zehirlenmesi paniği yaşandı. Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde atıklardan çıkan yangın, yoğun bir gaz kokusuna neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye eri Musa Güzel yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri vatandaşları çevredeki gaza maruz kalmamaları konusunda uyardı.
Bursa'da trafiği rahatlatacak Yunuseli Meydan Caddesi'ndeki projede çalışmalar tamamlandı. Osman Gazi Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl başlanan proje bitti. Yunuseli Meydan Caddesi'nde ulaşım başladı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar proje hakkında konuştu. Bursa Osman Gazi Yunuseli Meydan Caddesi'ndeki projede çalışmalar tamamlandı. Trafik yoğunluğunu azaltacak olan Yunuseli Meydan Caddesi'nin yapımına geçen sene başlanmıştı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar proje hakkında ayrıntıları aktardı. Yunuseli mahallemize, o sıkışık bölgeye, trafiğin yoğun olduğu bölgeye girmeden mahalle dışından özellikle Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve terminal üzerinden gelecek olan araçların Yunuseli merkeze girmeden bu çevre yoluyla Hamitler Güneştepe bölgesine geçişin sağlandığı güzel bir yolu hizmete açıyoruz. Bu yapılan çalışma ile 5 milyon Türk lirası harcama yaparak kamulaştırma ve asfaltla birlikte bu hizmet şu anda açıldı. Vatandaşlar burasını kullanıyor. Hayırlı olsun diyoruz. Bursa Osman Gazi ilçesinde bir cip kontrolden çıkınca dereye uçtu. Yunuseli mahallesinde gerçekleşen olayda sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. O anlar yaşanırken güvenlik kamerası kayıttaydı. Kontrolden çıktı, dereye böyle uçtu. Bursa Osman Gazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan cip önce refüjü açtı, sonrasında ise 5 metre yükseklikten Yunuseli mahallesindeki Alman deresine uçtu. Şanslı sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Bursa'da gece saatlerinde bir sürücü drift atarak mahalleyi ayağa kaldırdı. Osman Gazi ilçesinde gerçekleşen olayda sürücünün otomobille yaptığı gürültü kameralara yansıdı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bir sürücü gece saatlerinde kimseye aldırış etmeden otomobiliyle drift attı. Mahalle sakinleri gürültü sesi sonrası balkonlara ve pencerelere çıktı. Vatandaşların yaptığı uyarıları dikkate almayan sürücü drift atmaya devam etti. Tepkiler artınca sürücü sokaktan ayrıldı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde plakası bulunmayan bir arabayla seyir halindeki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı da aşarak ağaca çarpıp yandırdı. Sürücü Akif Ak'ta olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün emniyet kemeri takmadığı öğrenildi. Direksiyonun hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi. Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolunda plakasız bir şekilde seyir halindeki araç sürücüsü direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil önce kaldırımı aştı, ardından yol kenarındaki çalıların arasından bir ağaca çarpıp yandırabildi. Çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yanduran arabanın altında kalan sürücü Akif Ak'ta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı. İstanbul Fatih'te bir hırsızlık gerçekleşti. Hırsızlar Fatih Laleli'de bir tekstil mağazasının önüne araçla geldiler. Kapıyı zorlayarak iş yerine giren hırsızlar 11 milyon liranın bulunduğu kasayı çaldılar. O anda güvenlik kameraları kayıttaydı. Hırsızlar kasayı çaldı, güvenlik kameraları kayıttaydı. İstanbul Fatih Laleli'de hırsızlar iş başındaydı. Bir tekstil atölyesine kapıyı zorlayarak giren hırsızlar çelik kasayı çaldı. İş yerindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlattılar. İş yeri sahibi sabah dükkanını açtığında karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar her yerde aranıyor. Çalınan çelik kasanın içinde piyasa değeri 11 milyon lira olan 650 bin dolar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ta bir züccaciye mağazasının açılışı yapıldı. Açılışa özel ürünlerde indirim vardı. İndirimi duyan vatandaşlar da mağazanın açılışına akın etti. Ucuz ürün için izdiham yaşandı. İndirimi duyan koştu, ucuz ürün almak için birbirleriyle yarıştılar.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayda geçti görüntüler. Bir züccaciye mağazasının açılışı yapıldı. Açılışı özel ürünlerde indirim yapılacağı açıklandı. Günler öncesinden sosyal medya hesaplarında indirimi duyuran mağazaya yüzlerce kişi akın etti. Mağazanın kapısının açılmasıyla kalabalık insan topluluğu mağazaya akın etti. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı züccaciye açılışında özellikle kadınlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bu ne adamım Aykasan Mansur? Bir izdiham bir izdiham bu ne ya? Vallahi bir saatten fazla bekledim. Bayağı bekledik abi, şu halimize bak. Çok bekledik ve öldük. Mağazaya giren kalabalık ürünlerini aldıktan sonra ödeme noktasında da yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman kapıların kapatıldığı açılışta kısa süreli izdihamlar da yaşandı. Yaklaşık 1500-2000 kişi varız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş halkına da çok teşekkür ediyorum. Yoğun ilgisinden dolayı. Bursa İnegöl'de bir çiftlikteki horoz, köpeklerin telef ettiği horozun 9 civcivine annelik yapıyor. Kanatlarının altına alıp soğuktan koruyan horoz, aynı zamanda civcivleri besleyip dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyor. Köpekler tavuğu telef etti. Horoz annelik görevini üstlendi. Bursa İnegöl'de bir çiftlikte yaşanan olay çiftlik sahibini şaşırttı. 10 gün önce bir tavuk köpekler tarafından telef edildi. Başı boş kalan civcivlere bir horoz annelik yapmaya başladı. Çiftlik sahibi yaşanan ilginç durum hakkında konuştu. Çiftimizde değişik türde hayvanlar var. Zaman zaman hayvanlarda ilginçlikler yaşıyoruz. Bu da o ilginçliklerden birisi. 10 gün önce çıkan civcivlerimizin annesini bir köpek parçaladı. Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca bizim horozumuz onları sahiplendi. Anne şefkatiyle şu an onlara annelik görevini yapıyor. Geceleri altına alıyor, yem yediriyor, koruyor tehlikelere karşı, sürekli yanında gezdiriyor. Çiftlik sahibi İsmail Şentürk, daha önce de hindilerin de aynı durumu yaşandığını belirtti. Daha önce de bizim hindilerimiz aynı şekilde erkek hindi kuluçkaya yatıp civciv çıkartmıştı. Kendi civcivlerini büyütmüştü. Nilüfer Belediyesi Başköy'deki onardığı eski okul binasında merhum Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin'in adını yaşatacak. Bina Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği'nin de desteğiyle açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ertan Ayçetin'in oğlu Can Ayçetin, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve birçok bisiklet tuttunu katıldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin anısına, Misya Yolları Güzergahı'nda Ertan Ayçetin Bisiklet Evi Başköy'de hizmete açıldı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Misya Yolları'nın en uğrak noktalarından biri. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem öncülüğünde birçok bisiklet tutkunu katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkan Yardımcısı Raban Karasu, Ertan Ayçetin'i andı. Aklımızda fikrimizde yokken bir o kadar ani, bir o kadar zamansız ayrıldı bir yıl önce aramızdan. Varlığı öylesine büyük, öylesine birleştirici, öylesine hepimize iyi gelen bir duyguymuş ki öyle yapayalnız kaldık, bir öksüz kaldık ve diyebileceğimiz onu andıktan sonra tek şey aynı Aydan Çelik'in dediği gibi ah be Ertan abi oluyor. Tabii herkes Ertan Ayçetin'den bahsetti. Ben de birkaç kelime etmeden geçemeyeceğim gerçekten. Ertan'la ve Figen'le biz çok eski bir dostluğumuz vardı. Figen değerli bir meslektaşımızdı bizim. Maalesef onu aramızdan çok erken ayrıldı. Sonrasında Ertan'la tabii bu alandaki çalışmalarımız hep devam etti. Turgay Erdem, bisikleti doğayla buluşturmak için uzun yıllardır ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Biliyorsunuz biz bisikleti doğayla barışık ve bizim yaygınlaştırmak istediğimiz bir ulaşım aracı. Uzun yıllardır bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Daha önceki dönemdeki belediye başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey ile birlikte başlattığımız bu bisiklet ağı projesi bugün birçok alana yayılmış bir şekilde
devam ediyor. Daha yapacak çok işimiz olduğunu da biliyoruz. Ama biz bu konuyla ilgili çalışmalarımızı tabii ki devam ettireceğiz ki Misya yolları ve diğer parkurlarıyla olduğu gibi bisiklet parkurlarıyla da doğanın içinde çok keyifli bir sürüş olanağı tanıyor ve bisiklet severler de bu anlamda bu alanları tercih etmeye başladılar diye düşünüyorum. Bisiklet evinin içinde yararlanılabilecek birçok seçenek mevcut. Burada aynı zamanda konaklama da olacak ve bisiklet evini içerisinde bir tamir atölyesi de ve bir müzemiz de var. Değerli Ertan Ayçetin'in kişisel eşyalarının ve bisikletle ilgili olan çalışmalarında yer aldığı bir müzeyi de onun adını vererek hayata geçiriyoruz. Bursa Festivali 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kortej yürüyüşü gerçekleşti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen dansçılar Bursa'da buluştu. Yerli ve yabancı halk dansları ekipleri renkli görüntüler sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, kortej sonrası açıklamalarda bulundu. Şimdi özel haberimizi izleyelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen Bursa Festivali 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın kortej yürüyüşü gerçekleşti. Müzik 1200'e yakın yerli ve yabancı dansçı korteje katıldı. Kortej sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bu etkinliğin ana gayesinin barış olduğunu ifade etti. Tabii aslında bu festivalin de ana gayesi barıştır, kardeşliktir ve biz Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması marifetiyle bütün dünyaya Bursa'dan bu barışı ve kardeşliği özellikle vurguluyoruz. Ülke olarak da bu barışı temin etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelen her şeyi yapacağımızı tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda da söz veriyoruz. Ali Nur Aktaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Ben kusursuz bir organizasyon olması temennisiyle organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarıma, çok değerli Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Başkanımız ve yönetimine, yöneticilerine, çalışanlarına huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar Bursa'mıza ve ülkemize tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Kortej yürüyüşü Kültür Park'a kadar sürdü. Yabancı ekipler kendilerini yöresel danslarıyla tanıttı. Açık Hava Tiyatrosu'nun yanı sıra Kent Meydanı, Sur Yapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında düzenlenecek etkinliklerse halka açık olacak. Bursa'da bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'ndaki kılıcının benzerinin üzerine 24 ayar altınla işleyip yurt dışına satıyor. Özellikle yurt dışından yoğun bir rağbet olduğunu söyleyen kılıç ustası, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Altın işlemeli kılıçların fiyatı ise 55 bin lira. 24 ayar altından kılıç yapıyor, yurt dışına satıyor. Bursa'da bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'ndaki kılıcının benzerini 24 ayar altın işlemeli olarak yapıyor. Yaptığımız işçilik 24 ayar has altın kullanarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın sefere çıktığında kullandığı kılıcın imalatını yaptık. Bu kılıcın üzerindeki altın kalkma yazılarla Fatih Sultan Mehmet sefere çıkarken okuduğu duanın dua yazmaktadır üzerinde. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de seceresi geçmektedir kılıcın üzerinde. Kılıçlara yurt dışındaki insanların ilgisi yoğun. Aziz Şen, yaptığı kılıçların boyutunun aynısıyla birebir olduğunu söyledi.
Biz orijinal boyutunda yapıyoruz. 127 santimde olan ürünümüz var. Bir de 97-98 santim olanı da yapıyoruz. Müşterimiz mesela Topkapı Sarayı'ndaki birebir aynısından istiyor mesela. Biz genelde onun aynısını yapmaya çalışıyoruz. Saf altından mı yapıyoruz? Tabii saf altından yapıyoruz bunları işlemin üzerine. İşte kanalıkları vardır aşağısında yukarısında. 8-9 milimden incelterek, elde döverek yay çizin. Hatta bunlara böyle 1 santimlik falan 1 milimlik saça falan sokabilirsiniz. Bazen benim öyle görsellerim genelde görünüyor. Yurt dışından talep var mı efendim? Evet, genelde en çok bu kılıcımıza yurt dışından talep çok oluyor genelde. Tabii Türkiye içinden de var ama yurt dışı biraz daha onlara daha cazip geliyor fiyatlarımızda. Kılıçların fiyatı ise 30 ila 55 bin lira arasında. Bu kılıçımızın fiyatı 30 bin liradan başlıyor 50 bin liraya kadar, 50-55 bin liraya kadar. İşte üzerine kullanılan materyallerine göre, işte çerçevesine göre, işte sunumuna göre, sehpasına göre fiyatta değişiklik gösteriyor. Ama 30 bin liradan başlayıp 50 bin, 55 bin liraya kadar buluyor bu ürünümüzün modeli. Bursa Yıldırım ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi, çay içen müşterilerine ücretsiz kiraz ikram ediyor. Çevredeki vatandaşlar bu durumdan memnun. Çay ocağına ilgi ise yoğun. Müşteriler çayını içiyor, ücretsiz kiraz ikram ediliyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi, çay içen müşterilerine kiraz ikram ediyor. Çay ocağındaki çay fiyatlarının piyasanın altında olması ve ücretsiz kiraz ikramı işletmede yoğunluğa neden oluyor. Çay ocağı işletmecisi Ahmet Çetinkaya, kirazları kendine ait bahçesinden getirdiğini söyledi. Kirazlar, evet, benim Keles, Bursa Keles, Uzunöz Köyü'nde kiraz bahçelerim var. Hı hı. Yaklaşık bir 10 dönüm falan. Bu sene kirazlarımız verimi az ama kalite olarak çok yüksek. Çay ocağı işletmecisi herkesi işletmesine davet ediyor. Bütün hemşerilerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı kiraz yemeye davet ediyorum. Mutlaka bekliyorum, gelsinler. Bursa Yıldırım ilçesinde muhtarlık yapan Ergün Kahraman, muhtarlığa gelen herkese şiir okuyor. Muhtarın sesinden şiir dinlemek isteyen vatandaşlar muhtarı ziyaret ediyor. Takvimi. Sen ise aldın, gittin benden beni. Ihlamurlar çiçek açtı, gelmedin. Şiir dinlemek isteyenler muhtarlığa geliyor. Bursa Yıldırım ilçesindeki Şükraniye Mahallesi muhtarı Ergün Kahraman, muhtarlığa gelen herkese okuduğu şiirleriyle kısa bir resital sunuyor. Muhtarın bu özelliğini bilen vatandaşlar, sırf şiir dinlemek için bile muhtarlığın kapısını çalıyor. Hey gidi Karacaahmet, adın iki kelime. Gelen girmiş koynuna yüreğin lime lime. Muhtar Ergün Kahraman, diksiyon dersleri aldığını ve şiir okumayı çok sevdiğini dile getirdi. Farklıyım, biraz sosyal yönlerim var herhalde. Öyle diyorlar, teşvikler var. İşte şiir okumaya çalışıyorum. Ses de onun çok uygun olduğu söyleniyor. Ben muhtar olduktan sonra işte halka, topluma hitap edeceğiniz için kendimizi bu konuda biraz geliştirmemiz gerektiği hissine kapıldım. Ve diksiyon kursuna, Yıldırım Belediyesi'nin bünyesinde diksiyon kursuna dahil oldum. Muhtar, şiirlerini dinlemeye gelen mahalle sakinlerini kırmadığını söyledi. Bazen böyle yani benim bu yönümü bilip de çok memnun eden mahalle sakinleri olduğu zaman tabii onları gönlünü kırmıyoruz, okuyoruz. Hem biz kendimizi taze tutmuş oluyoruz, hem vatandaşımız. Line TV'de haftanın son ana haber bülteninde birlikteydik. Herkese mutlu pazarlar.